Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yeni bir video serisine başlamıştık. Bu video serimizde sizlere bazı dizilerden bahsetmiştik ve dijital yayın organlarındaki bu dizilerden bahsetmeye başlayacağımızı söylemiştik. Hatta ilk bölümdeki konumuz arkadaşlar bir dönem çok popüler olan Edo, yani Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiydi. Biliyorsunuz bu dizinin tekrardan başlayacağı artık ayyuka çıkmış durumda. Zaten tüm detayları o videomuzda sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü konuğumuz ise arkadaşlar Çukur isimli yapım. Biliyorsunuz arkadaşlar Çukur ilk olarak 2017 yılında yayınlanmıştı ve son derece beğenilmişti. Yani oldukça sevilen bir dizi haline gelmişti ve son bölümü de 7 Haziran 2021 yılında yayınlandı arkadaşlar ve 7 Haziran'daki bölümüyle de final yapmıştı. Daha sonrasında hatırlıyorsunuz 3 Kuruş isimli bir dizi başlamıştı. Bu dizinin, yani Çukur'un spin-off'u olarak ekranlara gelmişti fakat çok fazla tutmadı ve sonrasında yayından kaldırıldı. Dolayısıyla Çukur'un çok fazla tuttuğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi güzel haber ise Çukur'un tekrardan ekranlara dönmesi için çalışmalar başlamış durumda arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya nasıl dönecek? Hani o projedeki pek çok isim farklı projelerde yer alıyor. Dolayısıyla dönmeleri çok mümkün değil diye düşünecek olabilirsiniz arkadaşlar. Ama önümüzdeki süreçte bu dizi dijital yayın platformlarından birinde yayına gireceği için bölüm sayısı hali kısıtlı olacak ve bölüm sayısının kısıtlı olmasının yanında dizi süresi de oldukça kısa olacak. Yani biliyorsunuz ülkemizde televizyon kanallarındaki dizilerin süreleri 2 saati aşıyor. Hatta filmlerden bile uzun oluyor. Ama dijital yayın platformlarındaki dizilere baktığımız zaman en kral dizinin biz 60 dakika ya da 70 dakika olduğunu görüyoruz ki genel olarak 40 dakikalık sürelerde karşımıza çıkıyor bu yapımlar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman projedeki yer alan oyuncular halihazırda başka dizilerde ya da filmlerde rol alıyor olsalar da bu iş temposuna rahatlıkla ayak uydurabileceklerdir arkadaşlar. Şimdi gelelim söylentilerimize. Biliyorsunuz dizinin başrolünde Aras Bulut İynemli vardı ve yine Çukur'un yeni yayınlanacak sezonunda da Aras Bulut İynemli olmaya, yer almaya devam edecek arkadaşlar. Dizinin ana kadrosu genel anlamda korunacak. 12 bölüm sürecek yeni sezon. Yani öyle alıştığımız gibi 50-60 bölüm olmayacak arkadaşlar. Sadece 12 bölüm olacak ve bunlar hafta yayınlanacak. Peki gelelim asıl önemli soruya. Bu dizi hangi platformda yayınlanacak? Biliyorsunuz arkadaşlar Aras Bulut İynemli son projesini Disney Plus ile gerçekleştirmişti ki Atatürk filmiyle. Aslında bu bir diziydi arkadaşlar fakat daha sonradan Disney ekibi yapılan protestoları göz önüne alarak, bu protestolar biliyorsunuz özellikle Avrupa'da Ermeni lobisinin başlattığı bir kampanya mevcuttu. Bu kampanya sonuç verdi ve Disney Plus Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçti. Sonradan dediler ki işte film olarak yayınlayacağız ama sadece işte Fox'ta yayınlayacağız bu filmi. Sonradan ondan da vazgeçtiler. Sinema filmi yapacağız dediler ve şu anda sinema salonlarında yayınlanıyor bu film. Ki bunun ikisi, üçü, dördü de gelecek arkadaşlar. Çünkü dizi yaklaşık olarak 10 bölüm sürüyordu ve 10 bölümlük bu diziyi 4 film halinde vizyona sokacaklar. Bunu biliyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar Çukur'a. Çukur'u tekrardan Disney Plus'ın yayınlayacağı belirtiliyor. Hatta böyle popüler bir diziyi ekrana getirerek Disney Plus'ın Türk izleyicisinin gönlünü bir kez daha kazanacağı iddia ediliyor. Malum protestolar neticesinde Atatürk filmi yayınlanmaktan vazgeçilince Disney Plus'ı da bir hayli ülkemizde protesto etmişlerdi. Pek çok kişi üyeliğini iptal ettirdi. Üyeliği bitenler yeni üyelik alamadılar arkadaşlar. Dolayısıyla hani Çukur'un yeni sezonuyla, Çukur'un ne kadar popüler bir dizi olduğu muhtemelen zaten Disney yönetiminin de bilgisindedir. Bu diziyle birlikte kendisini bir nebze affettirmeyi düşünüyor. Şimdi bunlar sosyal medyada sıkça karşımıza çıkmaya başlayan haberler artık arkadaşlar. Dizinin çekimleri Ocak ya da Şubat ayı gibi başlayacakmış ve ilk bölümünde Mart ya da Nisan ayında yayınlanması planlanıyormuş. 12 bölüm olduğu için arkadaşlar muhtemelen 2 ya da 3 ay sürecektir bu periyot. Yani Haziran döneminde yeni sezonun final bölümünü izleyeceğimizi sizlerle paylaşabiliriz. Dizinin içeriğine dair şu anda herhangi bir sızdırılmış bilgi yok. Yani yeni sezonda bizleri neler bekliyor, neler beklemiyor bunları şimdilik bilmiyoruz arkadaşlar. Lakin önümüzdeki süreçte yeni sezona dair de pek çok bilgi ortaya çıkacaktır. Biz de bunlar, bu bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çukur dizisi Disney Plus'ı kurtarır mı? Ben çok zannetmiyorum arkadaşlar. Yani sonuçta siz Atatürk gibi bir yapımı kalkıp da sinemaya gönderip ve bunun sonucunda protesto edildiyseniz muhtemelen Çukur dizisi, ha bu Çukur dizisini yapmış ya, tekrardan bu platformu biz satın alalım, tekrardan üye olalım diyeceklerini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Bu arada Atatürk filmi de vizyonda bir hayli büyük başarı gösterdi. Yaklaşık olarak 4 hafta sonu olması lazım yanılmıyorsam. 4 hafta sonu üst üste liderdi gişede ve izleyici sayısı da 1,5 milyonu geçmişti son baktığımda arkadaşlar. Dolayısıyla
de bu açıdan bakıldığında son derece önemli bir başarıya imza attığını söyleyebiliriz bu filmin. Muhtemelen bu spekülasyonlar olmasaydı daha da yüksek bir başarı elde edebilirdi. Neden diyeceksiniz? Çünkü pek çok kişi ya bu adamlar madem böyle bir şey yaptı ben bunlara gidip sinemada para kazandırmam diyen de pek çok kişi vardı. Yani o anlamda da bir boykot söz konusuydu. Bunu da atlamamak gerekiyor. Evet, Çukur'un yeni sezonu muhtemelen önümüzdeki günlerde detayları vesaire netleşecektir arkadaşlar. Şu anda resmi bir açıklama yok ama sosyal medyada pek çok sızıntı hesabında bunlarla karşılaşmaya başladık artık. Muhtemelen önümüzdeki süreçte bu sızıntılar artacaktır ve bir yerde Disney ya da artık bilmiyorum belki bir sürpriz yapıp farklı bir dijital yayın platformu da devreye girebilir. Bize açıklama yapacaktır. Eğer sizin bu konu hakkında görüşleriniz varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin yorumlarına yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.